Kaptanımız, tekne sahibimiz sevgili Umut Akça. Herkese merhabalar. Merhabalar. İsveç'ten yeni transferimiz. Son bir defans da bu ya. Sevgili Burak, sevgili Miraç abi. Selamlar. Herkes tanıyor zaten, anlatmaya gerek yok. Evet, 4 gün birlikteyiz. Bakalım neler yakalayacağız. Seyirimiz başladı. Güzel duygular, güzel hisler içerisinde. Bakalım inşallah. Yani güzel balıkların kıyıladığını düşünüyoruz. Amacımız, hedefimiz de onlar. İnşallah çok güzel balıklar göreceğiz. İnşallah. Oo, güneş de bize selam verdi. Hadi bakalım. Ben gün batımına doğru, gün doğumuna doğru gidiyorum. Thank you.
Eyvallah. Bir hava kabarcığına kandık. Avcıydık, av olduk. Kaderde yemek olmak da varmış. Selam arkadaşlar. Evet, bugün size soya soslu çiğ akri yapacağız. Öncelikle filetomuzu çıkardık. Şöyle göstereyim. Sevgili Umut Tarık Akçı arkadaşım yardımcı oldu. Onu da videoda zaten izleyeceksiniz. Balığımızın bana göre en lezzetli yeri pirzola kısmı. Kemikli tarafı. Soya soslu çiğ akri yapmak için gördüğünüz gibi pirzola kısmından etleri çok ince bir şekilde sıyırıyoruz. Şöyle bir parça yapalım mesela. Gördüğünüz gibi hani kemik olsa dahi burada etler görülüyor. Acele etmeden, benim gibi parmağınızı kesmeden bu şekilde ince ince sıyırıyoruz. Sıyırdığımız etlerimizi jülyen usulü kesiyoruz. Ardından kabımıza atıyoruz. Şimdi size tadımlık bir parça hazırlayacağım. Sonra biz ziyafet yaparken siz bu videoları izleyeceksiniz. Biraz soya sosu ekliyorum. Ardından soya sosuyla ince ince dilimlediğimiz çiğ akyamızı yaklaşık 2 dakika bekletiyoruz. Evet. Soya sosunda yaklaşık 2 dakika kadar beklettiğimiz akyalarımızı şimdi tadacağız. Zaten henüz pişmediler. Evet, sevgili Umut Tarık Akça. Herkese merhaba. Şöyle güzel bir parça seçiyorum. Oo, harika. Hemen bir tadalım arkadaşlar, evet. Müsaadenizle. Evet. Bu arada balığı vuralı yaklaşık 40 dakika oldu. Nasıl? Müthiş. Merak ettim ben bana. Ne diyeceğim? Müthiş. Oy oy oy. Merak etmeyin. Sizin için de yiyeceğiz. Hepsini yiyeceğiz yani. İçiniz rahat olsun. Harika var. Harika tarif bu arada. Umut teşekkür ederim. Bu güzel tarifi de bizimle paylaştığın için. Devam edelim o zaman. Evet, yine bir çiğ balık tarifimiz arkadaşlar. Bu sefer limon, tuz ve sarımsakla yapıyoruz. 3 tane limonu güzelce sıkıyoruz. 3 diş sarımsak rendeliyoruz. Ardından bir miktar tuz. Hazırladığımız karışımın içine yine balığımızın sırt kısmından, yani bonfile kısmından aldığımız löp etleri, gördüğünüz gibi bunları çok ince kırmamıza gerek yok. Şöyle ufak parçalar haline getirdikten sonra hazırladığımız limonlu sarımsakla tuzlu karışımın içine atıyoruz. Ve bakın, daha 2 dakika daha olmadı. Balığımız pişmeye başladı, beyazlamaya başladı. Tuzun, limonun, asidin etkisiyle balığımız zaten pişiyor. Bu yaklaşık olarak bir 40 dakika. Dilerseniz 1 saat kadar bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Thank you.
Thank you.